Hocam birkaç sorum var. Biraz sonra Ali Koç'a da bağlanacağız. Bu çerçevede sorularım var. Şimdi biri şu. Binada oturan fakat binanın çürük ya da depreme dayanıksız olduğunu bilen kiracı ya da kat malikinin hukuken bir sorumluluğu var mıdır? Yok. Yani orada oturuyorsa, kendi yapmadıysa, kolon kesmediyse Yok. Ki, oturuyorsa zavallı niye oturur? Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli sorunu iktisadi sorun alım gücü zayıflığı. Diyarbakır'da yıkılan binanın altında kolonları kesilmiş. Ha, mesela. şimdi o, o bir mesele kim kesti? O ha? işte az önce tarif Heh. ettiğiniz suça giriyor Heh. değil mi? Tamam işte o o binanın koca gövdeli binanın bir rant uğruna oraya market yerleştireceğim raf yapacağım. Efendim işte gelen alışveriş yapanlar güzel rahat alışveriş yapsın ben de çok çok kalayım deyip milletin hayatını kendi hayatında dahil hiçe sayıyorsa orada bilinçli taksir muhakkak Olası kastı tartışacaksın. Diyeceksin ki arkadaş sen burada hangi hak ve yetkiyle, kimden izin alarak, nasıl sen böyle bir projeyi, mimaristatik projeyi bozup da bir rant uğruna kalkıp kardeşim kadere sığınmak suretiyle bu kadar insanın hayatını kastettin ya. Ama hocam orada bir durum var. Mesela o dükkanın içinde bu işlemler yapılırken Orada oturanlardan biri dava açmış. Fakat dava bitmiyor. Onu. Ama dava da bitmiyor zaten. Ne yapacağız? Mesela şimdi siz de anlattınız bir sürü dava var. İşte Maraş var. ve 10 il, 11 ilimiz var. Bunlar şey yıllar, mi? yıllar şimdi mı sürecek şey şimdi? Şey Şu mesela imar barışına çıkıntılık yapan insanlara o zaman neler söylediler? Mesela mecliste de bu tartışmalar oldu. Beğenirsin, beğenmezsin. Muhalefet partilerinden birisi Milletvekili çıkıyor. Ya siz insanları ölüme mahkum ediyorsunuz diyor. Ya göz göre göre. Ya diyor efendim diyor karşı tarafta. İlla çökecek diye bir kaidem var diyor. Ben de şu anda diyorum. Bakın tekrar. Biraz önce bahsettiğim o 31 12 2017 tarihinden önce inşa edildiği söylenip de kaçak olan ve kayıt altına aldırılan 11 vilayette veya 10 vilayette. Hatta 3 vilayette. Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta. Kaç Yapı kayıt belgesi alan, bina çökmüştür. Kaçında ölüm vardır? Kaçtır bunun sayısı? Açıklasınlar şimdi görelim bakalım. Açıklasınlar. Şu cevap mı ya? Bana şu söyle. Efendim zaten kaçaktı. Biz ne yaptık? O kamus potunda geçtiği gibi. Vatandaş olarak elimizi, devlet olarak elimizi vatandaşa uzattık. Uzattın ha. Mesela diyorlar ya birleştik kenetle. Neyi kenetlendin ya? Ölüme kenetlendin. Şimdi şu söylenebilir, denebilir ki ya kardeşim ben miyim onu yapan yaptıran? Kardeşim böyle bir dünya olur mu? Burası yol geçen hanımı. Bizim bir yerden başlamamız lazımdı. Ben ama anladığım kadarıyla Naci Görür hocayı, diğer hocaları Ahmet Ercan hoca, aralarında farklılıklar olsa tartışmalar olsa bile Celal Şengör'ü, diğerlerini. Bırak o astroloğun tahminini. Oradan buradan anlı şanlı gelip efendim bir takım tahminlerde bulunanlar, bilim insanlarını biz Zannediyorum ya açgözlülük veya siyasi hesap veya da başka sebeplerle göz ardı ediyoruz. Böyle bir acayip anlaşılamaz bir zihniyetimiz oluşmuş. Hukuka inancımız var mı? Yok bak sen diyorsun biraz önce ya, şikayet etmiş, dava açmış da ne olmuş? Ne olmuş? Haklısın, geç gelen adalet adalet değil. Ben size şöyle söyleyeyim. Mesela bir malın çalınıyor değil mi? Hemen gidiyorsun, şikayet ediyorsun, takip ediyorsun. Ama çevrenin kirletilmesinde, binalara bu şekilde muamele edilmesinde sadece sen mağdur olmuyorsun, bir kişi mağdur olmuyor. Sübyan'ı, hepsi, çoluğu, çocuğu, geleceğin, geleceğin gidiyor ya. Şu anda biz neyin çağrısını yapıyoruz? Bak biraz önce kıymetli arkadaş da Hatay'dan bildirdi. Şuraya da not aldım ya Hatay Antakya'yı terk etmeyin kardeşim yerine geldik ya çağrı yapıyoruz diyoruz ki aman diyoruz şuraya notlarımızı alıyoruz hatta ben de aldım tarihin hatalı söylemeyeyim diye aman diyoruz Mustafa Kemal Atatürk bu yer için benim şahsi meselem demiş 23 Haziran 1939 ruhunu unutma diyoruz ya korkuyoruz ya. Peki ya, hocam ya biz 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 bunların önünü alamaz mıydık ya bu ülkede Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı bir yayında dedi ki soruyor ona. Sonuç arkadaş. Konumda Hatay hazır soruyor. mı? Ya, ya diyor ki depreme hazır mısınız? Siz deprem kuşağındasınız. Belediye başkan diyor ki ya ne ilçelerimiz hazır ne biz hazırız. Merkez idareyle oturup konuşamıyoruz. Benim de gücüm yetmiyor. Ben ne yapabilirim diyor. Ben de size şöyle söylüyorum. Hatay'da iki örnek Erzin ve dört yol örnekleri. Bunlar ilçeler. İbretlik. E niye olmadı yıkım oralarda? Bakın imar planlarına ve yapılan yapılara. Şimdi bunu sen oturup da kadere mesela şu bir, bir akademisyenin şöyle paylaşımda bulunduğu söyleniyor. Efendim diyor vade yetmişse orada değil istersen Mars dolu öleceksin. Doğru. Doğru. Ama senin Allah tarafından kaderinin bilinmesiyle senin gerekli tedbirleri almak suretiyle bunun önüne geçmen ve başkalarının hayatına kastetmemen başka bir şey. Bunu bunlar açıklayamazsın. Bunu din kitabı üzerinden açıklayamazsın. O zaman insana sorarlar, Japonya'daki deprem, başka yerdeki bütün meseleleri. Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Böyle bir 20. yüzyılın 3. yılında böyle bir kafa olabilir mi?